bir şey söyleyeyim mi? Sena Nurcuğum, Bahar da senin gibi ilk geldiğinde çeyrek aldı. Burada kendi ağzıyla da söylüyor. Evet. Sonra ne oldu? Fıs, üflediler, söndü. Yani öyle. Bahar, sendeki bu mod düşüklüğü kendi ağzında da söylüyorsun. Söndüm, söndüm. Ne olacaksın sen ya? Vallahi Miyase, benim bu modumun düşüklüğü Sena Nur'la ya da senle ya da Damla'yla hiçbir alakası yok. Aa, neyle benim, alakası benim var? Benim modumun düşüklüğü bambaşka bir şey. Çünkü dün buradan eve gittiğimde ben çok düşündüm gerçekten. Böyle hiç uyuyamadım desem yeridir yani. Ne oldu? Yani. Niye? Ben buraya, benim hedeflerim vardı. Ben hedeflerim için buraya geldim. Ama herkesin bir hedefi var. Seninki ne? Benim hedefim de bebek. Aa. Ben buraya anne olmak için geldim. Aa. Gerçekten mi? Evet. Yani benim için altın liste, işte teneke liste, benim için hiçbiri önemli değil. Ben buraya kazanmaya geldim. Ben buraya anne olmaya geldim. Ama yani dün kayınvalidemin vermiş olduğu puanlar beni çok düşündürdü. Buradan kazandığım maddiyatla yani, tüp bebek gibi bir şey mi? Evet, tüp bebek. Ben ilk tüp bebeğimi yaptım, transferimi denedim ama olumsuz oldu. Aa. Evet. İkinciyi yapmak istiyorum ama size daha önce de anlattığım gibi ben 5 yıllık evliliğim boyunca kayınvalidemle birlikte oturuyordum. Ve ben 3 aydır kendi evime taşındığım için biz tekrardan sıfırdan bir borca girdik. Hani evdi, eşyalardı, ilk tüp bebeğin vermiş olduğu bir masrafı vardı. Yani tekrar ikinci transferi yapmak bizim için şu an çok zor bir şey. Yani gitmek istemiyorum, kalmak istiyorum çünkü anne olmak istiyorum. Sen o kadar o yüzden mi sinirlendin dün kayınvalide? Evet, dün diyorum ya, dün hiç uyuyamadım. Bahar, buradaki kazandığım bileziklerle tekrar ikinci şeyde tüp bebek yapmayı mı düşünüyorsun o zaman? Evet, ben buradan kazandıklarımla tekrar tüp bebek yapmak istiyorum. Ama benim kayınvalidem buna resmen engel oluyor sanki. Benim amacımı biliyor. Yani neden bu şekilde yapmıyor? Neden daha dikkatli olmuyor? Ben bunu halen daha anlamış değilim ya, yani. Bahar, eminim ki kayınvaliden dikkatli. Ya kesinlikle haklısın bu konuda ama kayınvaliden de biraz buna şey yapması lazım. Sana uyması lazım. Ama bence bilerek yapmıyordur zaten. Ya eminim ki kayınvaliden de gerçekten seni bulmak için uğraşıyordur. Çünkü gerçekten çok hassas bir konu bu. Yani iş, yani şimdi şöyle, tabii ki burada hepimiz rakibiz ama yani kazanmanı da isterim eğer ben kazanamayacaksam. Nuray Hanım, 5 senelik evli, benim gelinim de çok sever çocukları. Evet. Hani küçük torunumu da mesela çok aşırı bir çocuk sevgisi var Bahar'da. Evet. Biz hani hep olsun istedi, evlendiğinden beri istiyorduk. Ama maalesef olmadı. Birkaç araştırmaya girdik işte. Ondan sonra bir başlangıç yapalım dedik. Biliyorsunuz yani tüp bebek de kolay bir şey değil. Evet, evet. Yani masraf, bütçe, evet, her şeyle zor. Ya çok üzüldüm. Ben de ağlayınca gerçekten üzüldüm. Bir de yakın yani 10 Kasım'da öğrendik yani, bekliyorduk. %80'lerde falan gibi bize bir ümit verdiler olur diye. Hı hı. Ama maalesef tutmadı. Buraya gelmemizin sebebinin %90'ı da o yani. Anladım. Maddi yönden. Bütçe olarak bayağı zorluyor. Ay üzüldüm ya. Bizim buraya gelme amacımız Nuray Hanım bu yani. Anladım. Hani tüp bebek, hani bir bütçeden dolayı yetişemiyoruz. Oğlumun aldığı bir maaş var belli, evet, zaten. Sırf onun isteği için buraya geldim. İnşallah hani güzel sonuçlarla gitmek istiyoruz buradan. İnşallah. En küçüğü Ecem Miram'ız var bir tane. Yani aşırı düşkün ona yani. Annem der hani. Şimdi ben hani bana anne de diyor Bahar bazen ona. Ay. Dayanamıyorum. Ya şimdi Melek teyzeye bakıyorum, ağlıyor şu an ama sana hiç destek olduğunu düşünmüyorum. Yani sürekli hani diyorsunuz borcum var. Hani böyle bir şey için uğraşıyorsun, ediyorsun. Maddi taraftan sana hiç destek olduğunu düşünmüyorum. Ağlıyor olabilir ama ağlayarak da destek verilmez yani.
Hani biraz maddi, manevi desteğini görüyor musun sen? Hani biz bilmiyoruz içinizi ama. Benim kayınvalidem, biz ilk demiştim ya, ben ilk transferimi yaptım ama tutmadı diye. Evet. İlk tüp bebeğe girdiğimde sağ olsunlar yardımcı olmuşlardı. Çünkü yani çok aşırı bir miktarda, yani nereden baksanız bir 100.000 lira para gitti ilk transferimde. O kadar gitti mi ya? Tabii. Yani çünkü kullandığımız ilaçların, iğnelerin, hatta hesabı yok ve küçük tedaviler de gördük yani ben de eşim olmak üzere. Ama bunun ikincisini altından kalkamıyoruz. Ne onlar kalkabiliyor ne biz. Yani olmuyor. Sen de bayağı dedin ki... Bayağı masraflı bir şey o zaman ya. Çok masraflı. Ve çünkü benim eşim tek başına mücadele ediyor. Şu an ben de çalışmadığım için hani tek başına yapıyor. Üstüne de gitmek istemiyorum. Çünkü çok fazla yoruluyor artık. Çünkü ödemesi gereken borçları da var. Sen bu programa gelerek bence çok mantıklı bir harekette bulundun. Çünkü hani gerçekten kazanıyoruz bu programda. Ben özel... Hani... İnşallah kazanırsın da bütün hedeflerin, hayallerin gerçek olur. Siz burada kötü oldunuz. Bahar da sizden kötü. Bence gidip bir sarılıp biraz destek, moral verin. Evet, isterseniz. Moral verirsiniz. İhtiyacı bence de vardır yani. İnşallah olur diye moral verin gelinize. Aa, geliyor. Geliyor, Melek teyze geliyor. Ya o da tabii ki, o da babaanne olmak çok ister yani ya. Tabii canım. Sen nasıl anne baba hasreti çekiyorsan o da aynı babaanne hasretliği çeker ya. İstiyor canım, neden istemesin? Kıyamam ya. Çocuk tek başıma sıraya odaya çıkıyor. Üzülme ne olursun be. Biz niçin geldik? Kendini toparlaman lazım o zaman. Bulamıyorsun. Dün çok kötüydün. Bulamadın yani. Ben senin iyi yaptığını bildiğim için bulamadım ama iş başaracağız. Biz buraya hedefimiz neydi? Hep o iyi olamam. Hep geldi. İyi olamam. Yani bir yerde yani en iyileri de görüyoruz. Bir yerde yani duraksıyor, yapamıyor. Benim de yapamayacağımı düşünmen lazım. Düşünemedim işte. Bir anda ona odaklandım. Senin her şeyi düzgün yapacağın için, bunlardan daha becerikli olduğun için olamaz mı? Ne olursa olsun başaracağız. Biz buradan mutlu döneceğiz. Yani kayınvaliden de gerçekten üzülüyor. Onu ben şu anda yüzünden de anladım kayınvalidenin. Hani o yüzden bence hiç kayınvalideni kızma. Hani kadınlık bir şey yok. Onluk yok ama ister istemez hani şey... Tamam, bu bir arada haklısın. Çünkü ben yani onun sayesinde kalırsam kalırım. Ben vermiyorum kendime puanı. O veriyor bana. Yeter yavrum, yeter canım. Ya üzme ağlama kendine. Melek Hanım, inşallah olur ya. Olmayacak bir şey değil. Bunların evet. Hep tedavileri var biliyorsun. Evet. İlki tamam, ilki sonuçsuz çıksa bile ikinci olur, üçüncü olur. Yılmayın bence. Gelinin genç daha olur. Siz şimdi gelininizin de modunu düşürmeyin. Sizi uzaktan böyle ağlarken görmesin. Evet. Gelininize evet. Odaklanın. Takip edin gelininizi. Bulmaya bakın. Evet.